Evet, Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir genel bakışla sizlerle birlikteyiz. Tribe Tiger 800 modeli. İlk önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Motoru mahsus böyle çekiyorum arkadaşlar. Motorun ağır bakımlarını yapıyoruz. Hani sizler de malzeme kalitesini şöyle daha detaylı görün istedim. Şimdi hemen bilmeyen arkadaşlar teknik özellikleri vereyim arkadaşlar. 800 cc bir motor bloğumuz var biliyorsunuz. 3 silindir. 95 beygir güç üretiyor alet. 191 kilogram bir ağırlığımız var. Bazı kaynaklar 200'ün üzerinde diyor. 19 litrelik bir depomuz var. Depomuz da şurada. Görüyorsunuz. Kocaman kallavi bir depomuz var arkadaşlar. Ortalama 100 kilometrede 6,5 ve 7 litre arasında bir yakıt tüketimimiz var. Önde 300 milimetrelik diskler kullanılmış. Frenler efsane. Frenleri çok güzel arkadaşlar. Frenleri ben beğendim. Arkada yine 250 milimetrelik disk kullanılmış ve ABS ile destek verilmiş. Arkadaşlar bu Tribe Tiger 800 modelinin tam 6 tane farklı çeşidi var, modeli var. Bu normal düz Tiger 800 diye aratırsanız ki baktım arkadaşlar 1 Eylül 2022 itibariyle bu Tribe 800'ler ne kadar satılıyor diye. 148 bin liradan başlıyor. 203 bin arasında bir fiyat belirlenmiş bu modele. Bu normal düz Tiger 8 modeli. Bunun en pahalı modeli X-RX diye bir modeli var arkadaşlar. Onlar da 185'ten başlıyor. 290 arasında bir fiyat bandında satılıyor. Şimdi aletin malzeme kalitesi gerçekten arkadaşlar üst düzeyde. Şimdi şurada daha detayları göstereyim size. Şu şaseleri falan görüyor musunuz? Adamlar gerçekten olması gerektiği gibi yapmışlar. Şimdi biz de bunun işte ağır bakımlarını yapıyoruz. Bujlerini değiştireceğiz. Şöyle göstereyim. Şu hava vitesini değiştireceğiz. Hava vitesi çok kötü halde arkadaşlar. Arkadaşımız motoru yeni aldı. Hava vitesinin haline bakar mısınız? Şuraya bak. Artık hava almıyor yani motor. O halde. Çok kötü durumda. Onu sıfırına değiştireceğiz. Bujlerini değiştireceğiz. Yine 3 tane işte bujimiz var. Onlar değişecek. Lastikleri falan değiştirdi. Ağır bakımını yapıyoruz yani motoru. Şimdi manetler, kütükler, elcikler bakın arkadaşlar. Gerçekten üst düzeyde. Özellikle gidon kaliteleri. Mükemmel. Şöyle bir ekranımız var. Bir tane sağ tarafta analog devir saati koymuşlar. Boş işi, arıza lambası, benzin lambası, yağ lambası falan koymuşlar işte. Sol tarafta da dijital bir göstergemiz var. Burada da işte hızı gösteriyor, tripler, benzin göstergesi. Şu motorun kafa kısmı, yani motor şeye benziyor, bir GS havası var motorda fark ediyorsanız. Öyle değil mi? Şu far dizaynı, yani motorun aerodinamiği, şekli, şemali çok güzel arkadaşlar. Çok heybetli motor, çok büyük bir motor. Şimdi tabi böyle çıplak gözüküyor, size gösterişi gelmiyor olabilir ama şu mesela depoyu falan taktıktan sonra motorun duruşu efsane. Motorun amortisörleri çok güzel arkadaşlar. Amortisör çok güzel çalışıyor. Motorun frenleri çok güzel çalışıyor. Dediğim gibi malzeme kalitesi gerçekten güzel motosikletin. Şu ön camlar filan. Yani ben motosiklete diyecek bile bulamadım. Ha, eleştirimiz şu yönde olabilir. Hani yedek parça ve servis ayağının mesela çok yaygın olmaması konusunda eleştirebiliriz. Hadi büyük şeyler sorun yaşamazsınız ama diğer şeylerde yaşayan insanlar bununla ilgili sıkıntılar yaşayabilirler. Yine hani piyasada böyle parçası çok böyle tak diye bulunan bir motor değil. Genelde servislerden talep ediliyor. Şurada mesela şey çok güzel. Mesela kendi bir zincir yağlama sistemi var arkadaşlar. Kendi kendini yağlıyor. Burası çok güzel. Yine yan çanta demirleri falan hep orijinal bakın. Çantalar da orijinal. Çantalar çok gösterişli ve kaliteli yapılmış. Ben motoru çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten motorun malzeme kalitesini çok beğendim. Zaten uzun süredir etrafımızda bu markayı düşünen çok arkadaş var. Abi alalım mı filan vesaire. Yani dediğim gibi biraz hani masrafların altından kalkabileceğim derseniz alın derim ben size. Ya dediğim gibi bir servis filan hani servisle gibi sıkıntınız yoksa alın bu motoru. Hani bu motor gerçekten çok güzel motosiklet arkadaşlar. İnanılmaz bir tork var. 95 beygir güç üretiyor alet. 3 silindir teknolojisi. Tracer'lar gibi aynı işte. Şöyle yan koruma demirleri falan vesaire. Motor bildiğin Alman panzeri gibi duruyor.
farları iyileştirebilirsiniz istiyorsanız. Sis farını takmışlar burada arkadaşımız. Frenlerden gayet başarılı, dengeli bir motor. Şu egzoz kalitesine bakar mısınız abi? Görüyor musunuz? Yani buradan anlaşılıyor zaten motorun kalitesi yani. 3,5 litre yağ alıyor arkadaşlar. Genelde Castrol kullanılıyor bunlarda. Biz de Castrol koyacağız. Ve 3000 km'de bir yağın değişmesi öneriliyor. Yani biraz yağ bakımı masraflı. Biz de bunu yağını boşalttık şimdi. Çok güzel ya, ayaklıklar falan baksanız abicim. Şimdi arkadaşımız da bunu çok büyük bir paraya almadı yani. 150-160 bin bandında bir şey aldı. Daha yeni aldı bu motoru. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani o paralar aldı. Yani geçen gün burada 2000 km'de MT25'e ekspertiz yaptık arkadaşlar. 152 bin liraya satıldı motor. Yani MT25, gerçi onlar artık yani bir şey demek istemiyorum. Yani bu R25, MT25 ne hale geldi. Yani şöyle bir konseptin motoru şöyle 150-160 bin bandında her türlü parasını hak eder yani diye düşünüyorum ben. Yani bu R25'in, MT25'in içinden geçer yani o motorlar. Ama işte millet biraz işte yedek parça servis ayı yüzünden korkuyor. Yani Türkiye'de böyle istediği noktaya gelemiyor. Ama son dönemde bu marka benim dikkatimi çekiyor. Bunu arayan soran çok insan var. Yani bu motor çok dikkat çekmeye başladı. Ki Triumph eski marka aslında. Ama Türkiye'de de hani son, özellikle son 2 yıldır etkili olmamaya başladı diye düşünüyorum ben kendi adıma. Vallahi bu motor alınır ya. Bu motor yani sizi memnun eder arkadaşlar. Şeylere falan baksanız da şu mesleklerin falan şeylerin. Şuraya bir logo koymuşlar, Triumph falan diye. Elcikler, şeyler falan gayet güzel. Her adam 10 numara motor yapmış ya. Vergi avantajından dolayı biraz daha Türkiye'de ucuz satılıyor tabii bunlar Japonlara göre. Öyle bir avantajları da var. Listelere falan bakın. Her şeyde olması gerektiği gibi. Bakın Nissan'ın fren kaliperlerini koymuşlar. Frenler güzel, adamlar yapmış. Radyatör kısmımız da şu şekilde. Kocaman kallavi bir radyatör var. Gösterişli arka çantaları falan da taktınız mı? 10 numara bir yol motoru olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere, saygılar.